Şimdi üçüncü oturumu yönetmek üzere Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Profesör Doktor Volkan Demir'i ve konuşmacılarımız İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Nuran Cömert, Profesör Doktor Mert Erer ve Sayın Muharrem Karataş'ı kürsüye davet ediyoruz. Efendim iyi günler dilerim. Sayın hocalarım, saygıdeğer meslektaşlarımız. Öğleden sonra oturumları zordur dikkat toplamak için ama onun için programı da güzel yapmışlar. Üç değerli meslektaşım, ikisi arkadaşım, bir tanesi de çok sevgili saygıdeğer hocam. Sizlere yine öğleden önce başlanılan BOBİ FRS'nin bazı bölümleriyle ilgili bilgiler vermeye devam edeceklerdir. Eminim ki sunumları ve anlatacakları çok önemlidir ve çok iyi hazırlanmıştır. Şimdi BOBİ FRS konusunda biliyorsunuz ilk uygulama yılı 2018, 1-1-2018 tarihinden itibaren geçerli. Erken uygulama imkanı var. BOBİ FRS ile ilgili uygulayanlar var. Murat Bey konuşmuştur öğleden önce. Erken uygulamayı seçenler de var. En cazip tarafı BOBİ FRS'nin şu anda geçici yani yürürlüğe girişteki geçici maddeleri karşılaştırmanın hafif olması, ertelenmiş vergiyle ilgili es geçebileceğiniz şeyler ya da konsolidasyon yapmıyorsanız veya büyük işletme tanımına sahip değilseniz ertelenmiş vergi hesaplamak mecburiyetinde olmaması gibi bazı hususlar var. Şimdi bugünkü bu oturumda biraz geç başladık, 20 dakika geç başladık. Bunu da telafi etmek adına saygıdeğer konuşmacılardan 20'şer dakikada sunumlarını tamamlamalarını rica edeceğim. Zaten bir sorun olmadıklarını da söylediler. İlk önce Profesör Doktor Nuran Cömert hocamız, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı hocamız konuşacak. Benim de ilk standart dersini aldığım hocamdır bu arada, doktora da. Standartlarla ilgili ne kadar ehil olduğunu hani söyleme zaten gerek yok, benim de haddim değil ama SPK tebliğleriyle o zaman öğreniyorduk. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Benim için de büyük onurdur hocamın konuşmacı olduğu bir oturumda. Oturum başkanlığı lütfedilmesi. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda da. Hocamın iki tane konusu var. Bölüm 12 ve bölüm 13. Maddi duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller. Hocam kürsü sizin. Nereden isterseniz buyurun. Evet, ben de güzel bir öğleden sonra diliyorum. Sabahki bir saati nasıl kapatacağız diye heyecan içinde, stres içinde geçti. İnşallah size sıkmadan maddi duran varlıkları ve maddi olmayan duran varlıkları BOBİ TFRS'deki öne çıkan noktalarıyla anlatma başarısı gösterebiliriz. Aslında standardın belki de en anlaşılabilir bölümü sanıyorum maddi duran varlıklar ve maddi yatırım amaçlı gayrimenkuller. O nedenle de basit örneklerle çarpıcı noktalarını size açıklamaya çalışacağım.
Bir maddi duran varlığın tanımını bu topluluk şüphesiz çok iyi biliyor ama genel bir tanım vermek gerekirse mutaden alım satıma konu olmayan ve bir hesap döneminde daha uzun süre işletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla edinilen işletme varlıklarının genel adı. Mutaden diyorum çünkü eğer alım satıma konuysa özellikle satış amaçları için tam set UFRS'de farklı bir düzenleme var. Kitabı yarın dağıtacağız size. Daha geniş yazılmış notlar şüphesiz. Merak edenler oradan bu işin detayını göreceklerdir. Notlarımda ben MUSUGUT denilen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, TMS 16 ve BOBİ FRS'nin bir karşılaştırmasını verdim. Hani konu nasıl ele alınmış, tanımlarda bir farklılık var mı? Bu kısmını atlayalım dilerseniz. Hepsinde ortak noktaları yansıda gördüğünüz gibi koyu renkle boyadım. Öne çıkan noktalar nedir? Bir yıldan uzun süre işletme faaliyetlerinde kullanmak, yararlanmak gibi birbiriyle örtüşen sözcükler var. Gönül isterdi ki tanımda bir birlik olsun. Ama kısmen daraltılarak anlatıldığı için sanıyorum böyle bir yola başvurmuş KGK. BOBİ FRS bölüm 12'de ele alınmış. Kapsam ve ilk kayıt, sonraki ölçüm, amortisman, değer düşüklüğü ve finansal tablo dışı bırakma meseleleri. Aslında sabah oturumundaki konuşmacılarımız da benim anlatacağım konuları kısmen ele aldılar. Atilla hocamız mesela örneklerinde maddi duran varlıkları ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri örnek göstermişti. Şimdi kapsama baktığımızda bu bölümde neleri ele almış maddi duran varlık olarak? Mal veya hizmet üretiminde veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere bir yıldan fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlere maddi duran varlıklar demiş. Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıkları Çağla hocam açıkladı. Kapsam dışı bırakmış. Madenler üzerindeki haklar ve maden kaynakları da bu kapsamın dışında tutulmuş. Burada bizim için ilgi çekici olan kısmı özellikle vergi tabanlı muhasebe bilgimizden yola çıkarak bunları söylüyorum. Yedek parça ve bakım malzemeleri maddi duran varlık tanımını karşılaması durumunda bu bölüm kapsamında ele alınır diyor. Aksi halde bunları stok olarak değerlendirmeniz gerekecek. Bedel ilaveleri piyasada kullanılan bir tabir olduğu için söyledim. Varlığın eğer gelecekte elde edilecek yararını artıran bir harcama söz konusuysa veya ömrünü uzatıcı bir harcama söz konusuysa ya da kapasitesini genişletici harcamalar söz konusuysa bunu maddi duran varlığın defter değerine ekliyorsunuz. Maddi duran varlığın tanımını karşılaması durumunda yine yenileme harcamaları, büyük çaplı kontroller için yapılan harcamalar da bu kapsamdan değerlendiriliyor. Bize yine dikkatimizi çekecek bildiğimiz vergi tabanlı muhasebeden ayrıcı özellik, arazi ve binalar birbirinden ayrı olarak aktifleştiriliyor, muhasebeleştiriliyorlar. İlk kayda almada bir değişiklik yok, bir orijinallik yok. Maliyet bedeliyle değerlendiriliyor. Standart maliyet bedeline girecek unsurları da zaten tanımlamış genel olarak. Maliyet değeri satın alma fiyatı, satın alma giderleri ve sabit kıymet kullanılabilir duruma getirilinceye kadar doğrudan ilişkilendirilen maliyetler toplamı eksi ticari iskonto ve indirimlerden oluşuyor.
Neler maliyete dahil edilebilecek? Örnek olarak da bunları sıralamış. Bunlarla sınırlı değil ama temel olarak bunlar. Nakliye ve montaj giderleri, gümrük vergileri, noter mahkeme takdir kıymet takdiri giderleri, satın alma süresinde ödenen, iade alınamayan vergi resim ve harçlar, varlıkla ilgili olarak yapılan işlerden dolayı serbest meslek erbabına ödenen ücretler, varlığın geliştirileceği yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler, mevcut bir binanın satın alınarak yıkılması ve varlığın yerleştirileceği yerin veya arsanın hazırlanması için katlanılan giderler, varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetleri, eğer bu testlerden gelir elde ediyorsanız bu geliri düşerek maliyetleri belirleyebiliyorsunuz. Borçlanma maliyetleri, yine bunu da önceki konuşmacılar değindiler. Maddi duran varlığa ilişkin borçlanma maliyetleri, kısaca bildiğiniz tabirle finansman giderleri, oluştukları dönemde kar ve zarara yansıtılıyor. Bir istisnası var bunun. İnşası normal şartlar altında bir yıldan daha uzun süren maddi duran varlıklar için katlanılan borçlanma maliyetleri, kullanıma hazır hale geldiği tarihte maddi duran varlığın maliyetine dahil ediliyor. Burada vergi usul kanunundan ayrışıyor şüphesiz. Vade farklarıyla ilgili de yine önceki konuşmacılar açıkladılar. Burada da stoklarda olduğu gibi bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan maddi duran varlıklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın ödenen veya ödenmesi beklenen nakit tutar üzerinden ölçülür. Eğer bir yıldan uzun vadeli bir ödeme karşılığı satın alınan maddi duran varlık söz konusuysa, vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden, diğer bir ifadeyle işletme peşin ödeme yapmış olsaydı ödeyeceği fiyat üzerinden ölçülüyor. Bunları örnekle de şöyle kısaca size açıklayalım. İşletmemiz bedeli 2 yıl sonra ödenecek 40 bin liralık bir makina satın almış olsun. Makinanın fiyatı 38.058 lira. Yani bugünkü bunun peşin fiyatı 38.058 lira, 2 yıl vadeyle aldığınızda diyelim daha doğrusu değeri 40.000 lira. Burada ne yapıyoruz? Faiz, etkin faiz yöntemiyle hesaplayarak makineyi aktifleştirirken peşin değerini maliyet olarak dikkate alıyoruz. Ertelenmiş vade farkını kısa ve uzun vadeli ertelenmiş vade farkları şeklinde aktifleştirerek diğer ticari borçlara da ödenecek borçlar olarak yansıtıyoruz. Sonra her dönemin sonunda o döneme isabet eden vade farkını finansman giderlerine çekiyoruz. Ben burada Tekdüzen Hesap Planı'nın hesap numaralarını kullandım. Çünkü mevcutta böyle de bir hesap planı var. İnşa veya ima edilen maddi duran varlıklara baktığımızda satın alma yoluyla edinilen varlıklarla bunlar aynı ilkelere göre maliyetleri hesaplanıyor. Ancak bu tür varlıkları olan faaliyetleri kapsamında satış amacıyla üretiyorsa işletme, o zaman stok gibi dikkate almak gerekiyor. Yine vergi usul kanunundaki değerleme yaklaşımları ya da muhasebe sistemi uygulama genel tebliğindeki yaklaşımlardan farklı olarak takas yoluyla edinimlerde maddi duran varlığın maliyetini nasıl hesaplayacaksınız? Onunla ilgili düzenleme var. Bu da hani şematik olarak sağda gösterdiğimde çok rahat anlayacaksınız uzun cümlelerle yazdığımı. Bir veya birden fazla maddi duran varlığın parasal veya parasal olmayan kalemlerle takas edilerek edinilmesi durumunda maliyet ne olacak? Maliyet çok basit. Elden çıkarılan parasal olmayan kalemin net defter değeri esas alınarak belirlenir deniliyor.
İşte örneğimi de görüyorsunuz. Bir makine alınırken karşılığında bir başka makine veya stok verdiyseniz verilen varlığı net defter değeri esas alınır. Tabii bunları burada böyle La Fontaine'den masallar gibi anlatıyoruz ama ben bunları hani size not olarak yazarken bile aklımdan binlerce soru geçiyor. Bize buradan çok makale konusu çıkacak diye düşünüyorum. Bunların hepsinin vergileri vesaireleri de zaman içinde problem olarak karşımıza çıkacak. Belki bunun da içtihatı önümüzdeki yıllarda oluşacaktır diye düşünüyorum. Gene takasla ilgili olarak takas işleminde parasal olmayan kalemin yanı sıra parasal bir kalem de alınmış veya verilmişse elden çıkarılan parasal olmayan kalemin net defter değerine ödenen parasal kalemin gerçeğe uygun değeri eklenir ya da elden çıkarılacak parasal olmayan kalemin net defter değerinden alınan parasal kalemin gerçeğe uygun değeri indirilir. Şimdi bu cümleleri böyle okurken bizim zaten bu terimlere çok alışmamız zaman alan bir şey. Parasal varlık, parasal olmayan varlık yerine kasa masa dediğimiz için. Örnekler üzerinden ilerlersek bir makine alınırken bir miktar nakit para ile bir başka makine veya stok verebilirsiniz. Alınan makinenin maliyet değerinden ödenen nakdi düşüp verilen makinenin net defter değerini dikkate alarak aktifleştiriyorsunuz. Yine bir başka örnek, bir makine alınırken bir adet başka bir makine veya stok verilip üste bir miktar nakit para alınmış alınabilir. O zaman da alınan makinenin maliyet değeri, makinenin net defter değeri eksi alınan nakit tutar üzerinden hesaplanır. Bu cümlelerin ne derler tercümesi. Birden fazla maddi duran varlığı birlikte edindiğinizde bu zaten bilinen bir şey. Toplam maliyet bedelinin piyasa fiyatlarına göre ilgili maddi duran varlığın dağıtılması suretiyle belirliyorsunuz. Yani iki tane makine aldınız, biri 10 bin lira, birisi 20 bin lira ama toplam bunu 35 bin lira ödediyseniz maliyet ağırlığına göre her bir makineye maliyet bedelini dağıtıyorsunuz. Sonraki ölçümlere bakalım. Yani aktifleştirmeden sonraki dönemlerde ne olacak? Maddi duran varlıklar sonraki ölçümlerinde birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirilmek suretiyle maliyet bedeli üzerinden ya da yeniden değerlenmiş tutar üzerinden değerlendirilir. Maddi duran varlıklarla ilgili yapılan olağan bakım ve onarım giderleri varlığın maliyetine dahil edilmez. Bunlar bilinen şeyler. Yeniden değerlenmiş tutar. Bu yeniden değerleme işi bildiğimiz yeniden değerlemeye çok benziyor. Küçük nüanslar var. Maddi duran varlığın yeniden değerlemedeki yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değeri bu tarihten sonraki birikmiş amortisman tutarı ile birikmiş değer düşüklüğü zararı tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanıyor. Yeniden değerleme ile ilgili varlığın defter değerinin raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değerinden önemli ölçüde farklı olmamasını sağlayacak şekilde düzenli aralıklarla yapılır. Yani kısmen bir enflasyon muhasebesi gibi düşünebilirsiniz sürekli yeniden değerleme müessesesini. Gerçeğe uygun değerin tespitinde yine arkadaşlarımızın anlattığı finansal araçlar ve öz kaynaklarda yer alan esaslar dikkate alınıyor. Peki bu yeniden değerlemeyi kim yapacak? Bununla ilgili bir takdir esası getirmiş. Maddi duran varlıkların yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değeri bir kamu kurum ve kuruluşunca yetkilendirilmiş kişilerce takdir edilir. Bu tür yetkili kişilerin bulunmaması durumunda maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değeri gerekli mesleki bilgiye sahip ve maddi duran varlığın sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan kişiler tarafından belirlenir. Herhalde ileride bunlara ilişkin müktezalar, görüşler de göreceğiz diye düşünüyorum.
Dipnotlarda bu değerlemeyi kim yapmışsa açıklanması gerekiyor. Ayrıca bir maddi duran varlık kaleminin yeniden değerlemesinin yapılması durumunda bu varlığın yer aldığı maddi duran varlık sınıfındaki diğer varlıklar da yeniden değerlemeye tabi tutulur. Yani grup olarak ayrıştıramıyorsunuz. Bir maddi duran varlık yeniden değerleme değer artışı finansal durum tablosunda öz kaynaklarda gösteriliyor. Adı da yeniden değerleme yedeği. Eskiden yeniden değerleme fonu gibi bir tabir tek düzen hesap planında kullanılırdı. Bunun adı yeniden değerleme yedeği oldu. Ancak bu artış aynı varlığın daha önce kar veya zarara yansıtılan yeniden değerleme değer azalışını tersine çevirdiği ölçüde kar ve zararda gösterilir. Birazdan örnekle bunları açıklayacağım. Değer azalışları eğer daha evvel değer artışları varsa ondan mahsup ediliyor. O kalan kısmı ancak zarara atılıyor. Bir maddi duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme sonucunda azalması durumunda bu azalış aynı varlık için yeniden değerleme yedeğinde yer alan tutar kadarlık kısmı yeniden değerleme yedeğinden indirilir. Değerleme azalışları yeniden değerleme yedeğinde yer alan tutardan yüksekse fark kar zarara atılır. Tablo dışı bıraktığımızda ne olacak? Yeniden değerleme yedeğinde yer alan birikmiş amortisman tutarını, birikmiş tutarı geçmiş yıl kârları zararları kalemine aktarıyoruz. Bir örnek verelim isterseniz yeniden değerleme ile ilgili. Ocak 2016'da aktife kayıtlı değeri 10 bin lira. Amortisman süresinin, yararlanma süresinin 5 yıl olduğunu düşünelim. 31.12.2017'de itfa edilen yenileme maliyeti yani ikinci el piyasadaki ikame fiyatının da 7.800 lira olduğunu varsayalım. O takdirde görüyorsunuz 2016-2017 yıllarında amortismanlarını ayırmışız. 2017 yılında eski net aktif değeri 6.000, yeniden değerlenmiş gerçeğe uygun değeri 7.800, aradaki fark %30'luk bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla hem aktif değeri hem de pasifte birikmiş amortismanını yeniden değerlemeye tabi tutup 1.800 lira yeniden değerleme yedeği, değer artış yedeği bulmuş olduk. Muhasebe kaydını görüyorsunuz. Bildiğiniz bir kayıt. Makineler borçlu, birikmiş amortisman ve maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artış yedeği alacaklı. Bir azalış söz konusu olduğunda sonraki yılda bir azalış olmuş mesela yeniden değerlemeye tabi tutmuşuz. Net aktif değerler arasındaki farktan bir oran hesapladık. Aktif değerinde 2167 lira pasifte birikmiş amortismanından 1300 lira azalış oldu. Daha evvel değer artışımız olduğu için bunun bir kısmını yeniden değerleme yedeğinden düştük. 867 lira. Eğer daha fazla olsaydı yeniden değerleme yedeği ile değer azalışı arasındaki farkı bu sefer zarara atacaktık. Maddi duran varlıklarda amortismana şöyle hızlıca göz atalım. Sevgili Volkan Hocam, beni bir uyarırsan daha hızlı da gidebilirim. Bildikleri şeyleri anlatmayayım. Uyaramam ki hocam. Çok çok güzel anlatıyorsunuz. Harikasın. İki dakikamız kaldı hocam. Süpersin diyeceğim bu sefer. Maddi duran varlıklardan amortisman ayırmak zorundasınız. Arsa ve araziler amortismana tabi değil ama üzerinde arazi üstü tertipleriniz varsa yollar, harklar gibi sınırlı ömre sahip olanları amortismana tabi tutuyorsunuz.
Burada bildiğimiz amortismandan fark nedir? Bir hurda değer, kalıntı değer tahmini yapıp amortismana tabi değeri belirleyerek yararlı ömür boyunca amortismana tabi tutuyorsunuz. Burada tek fark yararlı ömrü her dönem sonunda bir gözden geçirmek. Ben hemen örneğe geçeyim isterseniz. Amortisman yöntemi gelecekteki ekonomik yararların işletme tarafından öngörülen tüketim şekline göre bir amortisman yöntemi belirliyorsunuz. Kullanılan yöntem ekonomik yararlarının beklenen tüketim şeklinde bir değişiklik meydana gelmediği sürece dönemler itibariyle tutarlı bir şekilde uygulanmak durumunda. Varlık atıl bıraktığında ya da kullanımdan kaldırıldığında da amortisman ayrılmaya devam ediliyor. Ancak kullanım düzeyine göre bir amortisman yöntemi var. Eğer o yöntemi kullanıyorsanız üretim olmadığı dönemlerde amortisman gideri sıfır olabilir. Bir örnekle açıklayalım bütün bunları. Şöyle kitaba da koyduğum bir örnek var. Biz önce bir 5 yıl öngörmüşüz sabit kıymetin değerini. Bir de hurda değer tahmininde bulunmuşuz 5 yıl sonra ne kadar olacak. 110 bin lira aktife giriş değeri olan bir sabit kıymetin 5. yıl sonundaki tahmini hurda değerinin 10 bin lira olduğunu düşünün. Normal amortisman yöntemine göre ayırdık. Son yılda şunun yararlı ömrünü gözden geçirelim dedik. Daha 4 yıl kullanacağımızı tahmin ettik. Hurda değerimizi de yeniden belirleyip bu sefer detaktif değer üzerinden tekrar bir hesaplama yapıp hurda değeri düşerek her yıl 6 bin lira amortismana ayırarak amortisman süresini 8 yıl uzatmış olduk. Döneme ilişkin amortisman gideri kar zarara yansıtılıyor ama pazarlama departmanında kullandığınız araçlar varsa şüphesiz onları fonksiyonel olarak gider hesaplarına atmanız lazım. Yani idari departmanlarda kullanıyorsanız genel yönetim giderlerine, üretimde kullanıyorsanız üretim maliyetlerine yansıtıyorsunuz. Amortisman ayırma yöntemleriyle de ilgili örnek de verdim. Burada hızlandırılmış amortisman azalan bakiyeler yöntemi, normal yöntem ve üretim miktarı yöntemine göre amortisman ayırabilirsiniz. Mesela bir fotokopi makinesi düşünün veya bir baskı makinesi. Kapasitesi belli, kaç adet baskı çekebileceğine ilişkin yıllık üretim miktarını toplam üretime bölerek onun amortismanını her yıl çektiğiniz baskı adediyle çarparak hesaplıyorsunuz. Hızlandırılmış azalan bakiyelere müsaade ediyor ama hızlandırılmışla ilgili bir açıklama yok. Dediğim gibi bu konularda idari görüşler herhalde ilerleyen zamanlarda istenilecektir. Yoksa bazen azalan bakiyeler yöntemiyle hızlandırılmış amortisman yöntemini aynı zanneden kişiler var. Hızlandırılmış amortisman idarenin azalan bakiyeler yöntemini kullanan mükellefleri tanıdığı bir hak. Diyor ki azalan bakiyeler yöntemini kullanırsan normalin 2 katı oran belirle. Dolayısıyla belki burada da açıklamaya muhtaç bir konu var. Değer düşüklüğü, bunu güzel anlatmışlardı, geçebilirim değer düşüklüğünü. Atilla Hocam örneklerle anlattı. O yüzden bunu geçeyim, doğrudan yatırım amaçlı gayrimenkullere bakalım. Tomorrow will be too late. Hocam. Sayın hocam. Amenimiz. Kaç dakikan var? Bitti mi? Siz biraz yatırım ama torpil istiyorum sevgili hocam. Doktora da hocası olmuştum. İntikamını mı alıyorsun? Yok estağfurullah hocam. Önemli bir standart. Onun için ben oturum başkanı şeyini kullanıyorum. Yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını bir verelim. Mal veya hizmet üretimi veya arzında idari amaçla değil,
kira geliri veya değer artış kazancı suretiyle edindiğiniz duran varlıklardır. Burada kritik noktalar ne? Hem kira geliri hem değer artış kazancı elde ediyorsanız aynı gayrimenkulden, bunu yatırım amaçlı mı yoksa kullanım amaçlı mı ayrımına karar vermeniz lazım. Burada da bağımsız nakit akışı yaratan kısmının önemli olması gerekiyor. Binalar veya her ikisi birlikte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak nitelendirebilir. Araziler, binalar veya her ikisi birlikte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak nitelendirilebiliyor. İşletmenin mülkiyetinde olabileceği gibi finansal kiralama yoluyla edindiğiniz bir maddi duran varlık da yatırım amaçlı olabilir. Hatta bunu geleneksel kiralama diye çevirmiş Türkiye Muhasebe Standartları'nda operating leasing'i. Faaliyet kiralaması dediğimiz kiralamayla da edinseniz, finansal kiralamayla da edinseniz yatırım amaçlı gayrimenkul olarak bunu aktifleştirebiliyorsunuz. Ancak geleneksel kiralamayı da faaliyet kiralamasıyla edinmişseniz bir maddi duran varla edindiğiniz tarihten itibaren ona finansal kiralama muamelesi yapmaya başlıyorsunuz. Aslında bu yatırım amaçlı gayrimenkuller ilginç bir kısmını teşkil ediyor standardın. Bunun dışındaki her şey maddi duran varlıklara benziyor. Sürekli yeniden değerleme modelini kullandığınızda da amortisman ayırmıyorsunuz. Değer artışı veya değer düşüklüğü uygulamasıyla bunları takip ediyorsunuz. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Nazımızı çektiğiniz için ayrıca vakit konusunda da çok çok teşekkür ederim. Çok çok saygılar sunarız. Söylediklerinizle ilgili uygun olan iki tane cümle söyleyeceğim. Bir tanesi şu, Sermaye Piyasası Kurulu özellikle tam set standart kullananlar için bir ilke karar taslağı yayınladı. Makinelerin değerlemesiyle ilgili takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü biliyorsunuz yeniden değerleme yapılabiliyor ama genelde gayrimenkul değerleme üzerine ve uygulamada muallak var. Gayrimenkul değerleme şirketleri bunu yapabilir mi? Yapabildiklerini söyleyenler var. Birlikte değerlediklerini söyleyenler var. SPK bu konuda ilke kararının taslağını yayınladığı web sitesinde var. İkincisi, Sayın Hocamın da dikkat çektiği, örneğine dikkat çektiği kalıntı değer konusu, özellikle Kamu Gözetim Kurulu İnceleme Dairesi denetim incelemelerinde kalıntı değer ayrılıp ayrılmadığını kontrol ediyor. Çünkü finansal tablonun bütününü etkileyen bir kalem olduğu için bunu da hatırlatmakta fayda var. Çok teşekkür ederim tekrardan hocam. Şimdi maddi olmayan duran varlıklar konusunu yine değerli meslektaşım Profesör Doktor Mert Erer, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi, o da kendisi. Buyurun Mert Bey. İyi günler. Ben bugün anlatacağım konu maddi olmayan duran varlıklar. Benim anlatacağım bayağı bir şey aslında Atilla hocamız, Nermin hocamız ve Nuran hocamız aslında anlattı. Yani buradaki vade farkı ayrıştırılmasıdır. Amortisman ya da burada itfa uygulaması, onun dışında bu maddi duran varlıkların satın alınması ile ilgili kısım, maddi olmayan duran varlıklarda da aynı. Ben sadece bu hocalarımın anlattıklarını aslında maddi olmayan duran varlıklar bölümü açısından şöyle bir toparlayacağım. Baktığınız zaman maddi olmayan duran varlık tanımına, biraz önce Nuran Hocam da maddi duran varlığı tanımladı. Maddi olmayan duran varlıklar bölümde şöyle tanımlanıyor. Maddi olmayan duran varlık fiziksel niteliği bulunmayan, tanımlanabilir nitelikte ve parasal olmayan varlıklar diye. Zaten maddi duran varlıklar da parasal değil. Burada önemli olan bu fiziksel niteliği olmaması, işte bir yazılım gibi ya da bir futbolcu lisansı gibi ya da bir maden ile ilgili haklar gibi, ama o farklı bir bölüme giriyor. Burada yalnız en önemli tanımdaki tabir bu tanımlanabilir nitelikte olması. Eğer tanımlanabilir nitelikte değilse bir maddi olmayan duran varlık, bu aslında şirket değerinin ve şerefiyenin bir parçası oluyor. O yüzden ayıramadığınız için de ayrı olarak gösteremiyorsunuz. Burada tanımlanabilir olma da
ayrılabilir olması şirketten, yani ayrı olarak kiraya verebilme, satabilme gibi olanaklarınızın olması ya da sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması diye tanımlanıyor. Bu sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması da üçüncü kişilerin bu maddi olmayan duran varlığa erişiminin engellenmesi gibi düşünülebilir. Bölümün içinde aşağıdaki maddi olmayan unsurların aktifleştirilmesine izin verilmez diye çok net bir şekilde tabirler var. Mesela işletme içi oluşturulan şerefiyeyi aktifleştiremiyorsunuz. Zaten şerefiye bildiğiniz gibi ne zaman oluyor? İşletmeler birleştiğinde, iş birleşmelerinde ortaya çıkıyor. Ama şirket içi şerefiye, oluşturduğunuz şerefiyeyi aktifleştiremiyorsunuz. En önemlisi bu. Burada belki yine bahsetmemiz gereken kuruluş ve örgütlenme giderleri. Biliyorsunuz aktifleştirme bizde seçimli KAK vergi usul kanununa göre. Ama hem TAMSET'te hem de BOBİ'de bunun aktifleştirilmesine kesinlikle izin verilmiyor. Reklam ve tanıtım faaliyetleri falan bunlar zaten biliniyor. Burada çok böyle kısa bir örnek, burada kayıt falan yok ama sadece konuşarak söyleyeceğim, ifade edeceğim. Mesela yayıncılık işiyle uğraşan ABC AŞ'nin pazar payı son zamanlarda yayınladığı kitapların yoğun ilgi görmesi üzerine %30'lara çıkmış ve daha da büyümek ve pazar payını arttırmak amacıyla 90 bin lira vererek yeni iki tane şehirde de şube açmayı düşünüyor. Aynı zamanda bir araştırmacı yazara da 300 bin lira telif ücreti ödeyerek bir kitap yazdırmış. Bu kitabın tanıtımını yaptırmak için de 200 bin lira bir reklam harcaması da bulunmuş. Şimdi bunların da hepsini aktifleştirmek istediğini düşünelim. Bilanço daha güzel gözüksün, aktif daha büyük gözüksün diye. Burada soru, yani pazar payını aktifleştirebilir mi? Bu pazar payını aktifleştiremiyorsunuz. Bunun yani bir ayrılabilir nitelikte değil. İkincisi güvenilir olarak ölçümde de sıkıntı oluyor. Pazar payının değerini nasıl ölçeceksiniz diye. Yeni şube açmak biraz önce söylediğimiz gibi zaten bölüm tarafından, yani bu standart seti tarafından zaten yasaklanmış durumda. Kitabın yayın hakları var. Yani bu yazara verdiğiniz telif ücreti var. İşte bu sözleşmeye dayanan bir hak olduğu için bu telif ücretini aktifleştirme şansınız oluyor. Çünkü başkalarının o yazara o konuyla ilgili mesela kitap yazdırmasını engelleyebiliyorsunuz. O yüzden bu yayın hakkını maddi olmayan duran varlık altında aktifleştirebilirsiniz ama bu kitabın tanıtımı ile ilgili olan reklam harcamalarını aktifleştirmeniz yine yasak oluyor. Bunu dönem gideri olarak kar veya zarar tablosuna atmanız gerekecek. Bu standardın dışında bırakılan bazı düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi işletme birleşmelerinde ortaya çıkan şerefiye. Bu bölüm 21 iş birleşmelerinde ortaya çıkıyor ve şerefiyenin nasıl ölçüleceği iş birleşmeleri adlı bölümde anlatılıyor. Bunu yarın zaten hocamız anlatacak, Tuba hocamız. Onun dışında yine olan faaliyetler kapsamında satış amacıyla da tutulan maddi olmayan duran varlıklar, yine maddi duran varlıklarda olduğu gibi Nurhan hocamın söylediği gibi stoklara giriyor. Bir de madenler üzerindeki haklar ve maden hakları da bu bölüm kapsamında değil. Bununla ilgili ayrı bir bölüm var. Bundan sonraki oturumda Ayç hocamız bunu anlatacak. Orada tanımlanıyor. Şimdi bir de standartta şu da geçiyor. Maddi olmayan duran varlıklar bazen maddi varlıklarla birlikte geliyorlar. Yani işte bir yazılım aldığınız zaman ve bir CD'nin üstünde geliyorsa bir maddi kısmı var, bir maddi olmayan kısmı var. Burada neye bakmanız gerekiyor? Hangisi daha önemli? Zaten bölümde de bu yazıyor. Bununla ilgili geçen sene de gösterdiğim ilgi çeken bir örnek var. Bu bir Las Vegas'taki bir oteldeki bir temel reis heykeli. Bu heykel bir tondan daha ağır çelikten yapılmış ve özel alışım çelikten yapılmış bir heykel. Üzerinde de özel bir boya var. Pırıl pırıl parlıyor. Şimdi bunu alan otel adına alınmış bu. 28 milyon dolar almışlar bunu. Şimdi bu demirbaş mıdır? Maddi olmayan duran varlık mıdır? Şimdi bir ton çelik diyorsunuz. Bayağı bir ağırlığı da var. Bunun da bir değeri var ama asıl burada önemli olan kısmı tabii ki sanatsal ve artistik değeri, maddi olmayan kısmı. O yüzden burada işte bir yargı kullanarak hani bu maddi olmayan duran varlık mı yoksa maddi varlık kısmına mı giriyor? Bunun ayrımını yapmak lazım. Bundan sonraki oturumda bu muhasebe politikaları ile ilgili bir bölüm var. Orada yine buna benzer bir örneği kullanacağım. Çünkü sanat eserlerinin de maddi olmayan duran varlık mı yoksa başka bir şey mi olduğu da ayrı bir konu. Onu da bir sonraki oturumda. Bunun hurda değeri hocam yok, sınırsız ömrü var. Şöyle bir şey var. Bunda değer düşüklüğüne bakmak için buna bir
başka bir otel satın almak için 60 milyon dolar teklif vermiş. 28 milyonu alıp 60 milyon olduğu için geri kazanılabilir değeri yüksek olduğu için Atilla hocamın söylediği şekilde bir değer düşüklüğü yapmaya gerek yok. Hurda değeri de çelik olarak, bir ton çelik hurda değeri olarak belki bakabilirsiniz. Ama birazdan söyleyeceğiz tabii maddi olmayan duran varlıklarda eğer sınırsız ömre sahipse ya da ömrü belirlenemiyorsa faydalı ömrü o zaman da tabii tam sette amortisman ayırmak yasak. Bobi'de 5 ile 10 yıl arasında amortisman ayrılıyor. Bunu da Atilla hocam kendi konusunda söylemişti ama benim konuma giriyor aslında. Bunu da tekrarlamış olayım. Şimdi ilk kayıt maliyet bedeliyle oluyor. Maliyet bedelinin nasıl hesaplandığını Nurhan hocam demin çok güzel söyledi. Yani fazla bir farkı yok şeyden maddi duran varlıklardan. Yalnız burada önemli olan kısım maddi olmayan duran varlıklarda elde etme şekli. Çünkü elde etme şekline göre bu maliyetin belirlenmesi değişecek. Maddi olmayan duran varlığı satın alma yoluyla elde edebilirsiniz. Takas yoluyla, finansal kiralama yoluyla işletme içi yaratabilirsiniz. Bu işletme içi yaratmada biraz sonra söyleyeceğim araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda oluyor ya da bir işletme birleşmesi çerçevesinde elde edebilirsiniz. Satın almayla takas kısmını Nurhan hocam çok güzel anlattı. Çok kısa oraları geçeceğim. Finansal kiralamayı zaten benden sonraki konuşmacı anlatacak. İşletme birleşmelerini yarın göreceksiniz. O yüzden birazdan bitireceğim hocam 5 dakika. Teşekkür ederim konuştuğunuz için. Ben sadece işletme içine geçeceğim. Karma bir standart olunca böyle oluyor. Maliyet bedeli biraz önce hocamın söylediği gibi o yüzden onu geçelim. Aynı maddi duran varlıklarda olduğu gibi bir yıl vade farkı kısmı var. Borçlanma maliyetleri var. Bu biliyorsunuz tam sette özellikli varlık tanımı vardı. Bu Bobi'de özellikli varlık demiyor da o kullanıma hazır hale gelmesi ya da stoklarda satışa hazır hale gelmesi bir yıldan uzunsa özellikli varlık gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi Bobi'de hani özellikli varlık demiyor ama bir yıldan fazla sürüyorsa kullanıma ya da satışa hazır hale gelmesi o zaman borçlanma maliyetlerini varlığın üstüne maddi olmayan duran varlığın üstüne ekleyebiliyorsunuz. Bir yıldan kısa sürede hazır oluyorsa o zaman direkt bu borçlanma maliyetlerini kar ya da zarara atıyorsunuz. İşletme birleşmeleriyle ilgili olarak da ölçülebiliyorsa gerçeğe uygun değerle ölçemiyorsanız edindiğiniz varlıkları defter değeriyle kendi bilançonuza alıyorsunuz. Burada önemli bir şey var. Edinilen işletmenin birleşme tarihi itibariyle finansal tablolarında yer almayan varlıklar kayda alınmaz diyor. Tam sette bunu yapabiliyorsunuz. Yani tam sette karşı tarafta bilançoda gösterilemeyen, finansal durum tablosunda gösterilemeyen şeyler varsa işletme birleşmesinde bunları aktifleştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili mesela şöyle bir örnek var. Adidas'la Rantastic diye şirket birleşmesi değil aslında. Adidas Rantastic şirketini satın alıyor. Bu Rantastic şirketi işte yazılım yapıyor. Neyi yazılım yapıyor? İşte cep telefonunuza bir indiriyorsunuz aplikasyon. İşte kaç kilometre koştunuz filan bunları ölçen. Ne kadar hızlı koştunuz bunları ölçen bir yazılım yapıyor. Adidas da kendi ayakkabıları ve kıyafetleriyle bunu entegre etmek için bu şirketi satın alıyor. Aslında orada almak istediği şey oradaki teknik bilgi. Ve burada şu yan taraftaki tabloda pek okunur gibi gözükmüyor ama orada bir şerefiye hesaplaması var. Şu ilk sütunda hesap isimleri var. Hemen bir yandaki sütunda da defter değerleri yazıyor. O defter değerlerinde baktığınız zaman bir marka değeri var. Bir de Rantastic'in oluşturduğu teknoloji var. Bu defter değerleri Rantastic'in bilançosu. Rantastic'in bilançosunda bu marka değeri sıfır. Çünkü kendi yarattığı marka olduğu için Tamset'e göre de aktifleştiremiyor. Bu Tamset'in örneği. Tamset'e göre de aktifleştiremiyor. Kendi oluşturduğu teknoloji var. Bunu araştırma geliştirme yoluyla herhalde yapmamış. İyi ayırmadığı için o da sıfır gözüküyor ama buna da bir değer biçilmiş ve şerefiyeden ayrılmış bunlar. Yani Adidas Rantastic kendi mali tablosuna alırken şerefiyeden bu Rantastic'in marka değerini hesaplamış, uzmanlarına hesaplatmış, onu ayırıyor. Ayrıca bu teknolojiyle ilgili değeri de ayırıp şerefiyeden ayrı olarak aktifleştirebiliyor. Biz bunu yapamayacağız Bobi'de, onu anlatıyorum. Bu tam sette yapılabiliyor ama Bobi'de yapamıyoruz. Çünkü Rantastic'in mali tablosunda bunlar aktifleştirilmemiş. Biraz önce söylediğim ifadeyle. Takas bedelini zaten Nurhan hocam çok güzel anlattı. O yüzden bunu da geçiyorum.
Kiralama dediğim gibi biraz sonra anlatılacak. Ben şu işletme içi oluşturulan kısma geleyim. Bu işletme içinde maddi olmayan duran varlığı yani araştırma ve geliştirme safhası sonunda aktifleştirebiliyorsunuz. Araştırma safhası ne demek? Yeni bir teknik ya da bilimsel bilgi edinmek için yapılan her türlü faaliyet. Yani bu araştırma safhasının sonunda başarıya ulaşıp ulaşamayacağınız belli olmadığı için sonuçta satılabilir ya da kullanılabilir bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. O yüzden bunları dönem gideri yazıyorsunuz. Aktifleştirilmesine izin verilmiyor. Aynı tam sette olduğu gibi. Burası tam sette hemen hemen aynı. Geliştirme safhasına geçtiğiniz zaman da geliştirme safhasındayken belirli koşulları taşıması halinde aktifleştiriyorsunuz. O koşulları taşımıyorsa aktifleştirmiyorsunuz. Yani burası da önemli. Çünkü bazen bu konu anlatılırken araştırma safhasındakiler aktifleştirilmez, geliştirme safhasındakiler aktifleştirilir gibi bir ayrım yapılıyor ama yeterli değil. Çünkü geliştirme safhasına geçseniz bile belirli koşullar var. Bu koşulların hepsinin sağlanması lazım. Birinin de değil, hepsinin. Bu koşullar neler? Biraz da sübjektif koşullar ama bunları tutarlı olarak şirketler uyguladığı zaman biraz da objektif hale geliyor. Mesela bu aktifleştirme kriterleri neler geliştirme safhasına geçtiğiniz zaman? İşte tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması, şirketin bunu tamamlama niyetinin bulunması bu araştırma ve geliştirme faaliyetini, işte ekonomik faydanın nasıl sağlanacağının belli olması, bir piyasasının olması satabileceğim, yeterli kaynağın mevcut olması ve güvenilir bir biçimde yaptığım harcamaları ölçebiliyor olmam. Şöyle baktığımız zaman işte araştırma safhasını zaten kar zarara atıyoruz. Dediğim gibi geliştirme safhasında da belirli koşulları sağlayana kadar yine dönem gideri yazıyoruz. O koşulları sağlamaya başladığı tarihten itibaren de harcamaları aktifleştirmeye başlıyoruz. Bu geliştirme safhasında aktifleştirebileceğimiz maliyetler neler? O da şöyle tanımlanıyor. Yönetim tarafından amaçlanan şekilde çalışabilmesi için varlığın oluşturulması, üretilmesi, hazırlanması için gerekli olan ve varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen her türlü maliyeti de bu geliştirme safhası içinde işte belirli deney yapıyorsam o kullandığım tüplerin maliyeti, oradaki alet edevat, orada araştırma geliştirme bölümündeki işte çalışanlara, laborantlara verdiğim ücretleri filan da aktifleştirebiliyorum. Burada bazı örnekler var. Bu sunumumda da, bundan sonraki sunumda da kullandım. Kamuya aydınlatma platformundan ya da şirketlerin mali tablolarından aldım. Sabahki oturumlarda da söylendi. Yani Bobby Ferris'e zaten yeni uygulanmaya başlıyor. Bir de kayıt olmayan şirketler uyguladığı için halka sunulmayacak çoğu bilanço büyük ihtimalle. Ben bu halka sunulan bilançolardan aldım. Bunlar tam set TFRS ama Bobby ile aynı şekilde uygulandığı için gösteriyorum. Burada mesela Aselsan'ın araştırma geliştirme faaliyetleriyle ilgili açıklaması var. Bu açıklamada işte araştırma faaliyetlerinin zaten gider yazılacağı söyleniyor ama bakın çok güzel söylediği bir şey var. Yukarıda belirtilen şartları sağlayamadıklarında, yukarıda belirtilen şartlar da benim biraz önce söylediğim şartlar, geliştirme harcamaları oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir diyor. Yani geliştirme harcaması olsa bile o şartları sağlamadığı zaman bakın Aselsan'da bunu doğru bir şekilde gider yazıyor. Bu da Volkswagen şirketinin araştırma ve geliştirme giderleri ne kadar harcama yaptığını biraz da görülmesi için ve nasıl açıklama yaptığını göstermek için koydum. Şöyle baktığınız zaman 13 milyar Euro'luk bir yıllık araştırma geliştirme maliyeti var. Bundan aktifleştirilen kısım da 5 milyar euro. Yani baktığınız zaman böyle bu tarz şirketlerde aslında bu maddi olmayan duran varlıklar ya da araştırma geliştirme faaliyetleri bayağı büyük tutarlar ediyor. Önemli bir konu da daha önce gider olarak kayda alınan harcamalar sonradan ilgili varlığın maliyetine dahil edilmez. Bu da çok önemli. Şimdi burada bir şirket adı vermeyeceğim ama halka açık değil de finansal tablo yayınlaması zorunlu olan şirketlerden biri. Yani kayık çok da detay vermek istemediğim için. Mesela burada bakın maddi olmayan duran varlıklar en sağdaki sütun bir önceki sene bu bana daha yakın olan sütunda aslında bu seneyi son mali tabloyu gösteriyor. Maddi olmayan duran varlıklar 5 bin liradan 4 milyon liraya çıkmış. Mesela bu nereden çıktı diye baktığınız zaman bu şirketin altında alt tarafta da yazıyor. Şirketin faaliyetlerinde kullanmak üzere geliştirdiği yazılım programının değeri.
Bir araştırma geliştirme faaliyeti yok. Senelerce geliştirilen bir yazılım var şirket içinde. Bu yazılımın araştırılması ya da geliştirilmesiyle ilgili harcamalar ayrı olarak takip edilmemiş. Yazılım tamamlanmış, şirkette birkaç senedir de kullanılıyor. Ve şirket bir şirket birleşmesine gitmek istiyor. Bir yabancı ortak var. O şirketin alması için bilançoyu daha iyi göstermek istiyoruz diyor ve mahkemeye gidiyor, bakın ticaret mahkemesine, ve diyor ki bu yazılımın değerini ölçer misin? Yazılımın değeri belirleniyor ve o yazılımın değerini gidip direkt bilançoya koyuyor. Bir tarafa bilançoda varlıklarda gösteriyor, öbür taraflarda değerini de tabii öbür tarafı da artacak öz kaynaklar altında gösteriyor. Şimdi bunu ne Tamset'te ne de Bobby'ye göre yapamazsınız. Çünkü zaten bu araştırma geliştirmeyle, daha doğrusu bu yazılımın geliştirilmesiyle ya da araştırılmasıyla ilgili giderleri zaten gider yazdınız. Yani onunla ilgili çalışan kişilerin maaşlarını falan ya da onunla ilgili yapılan, alınan her şeyi zaten gider yazdınız. Tekrardan bunu bilançoda böyle göstermek büyük sıkıntı yaratıyor. Zaten denetçi de burada şartlı görüş vermiş ve bunu da şartlı görüşün dayanağı yapmış. Bir maddi olmayan duran varlıktan gelecekte elde edilecek yararı arttıran ve varlıkla doğrudan ilişkisi kurulabilen harcamalarda ilgili varlığın defter değerine ilave edilir. İşte bir yazılımınız var mesela, bu yazılıma bir katma değer vergisi iadesiyle ilgili bir program daha ekletiyorsunuz mesela, ya da bir stok takip programı daha ekletiyorsunuz. O zaman bu yazılımın değerini de arttırıyorsunuz. Aslında maddi duran varlıklardaki aynı mantık. Bir de sonraki ölçüm ne olacak? Bunu çok kısa bir slaytta göstereceğim. Maddi olmayan duran varlıkları ikiye ayırıyorsunuz Bobby'ye göre. Tamset'te de böyle. Sınırlı yararlı ömre sahip ve yararlı ömrü belirsiz olanlar diye. Sınırlı yararlı ömre sahip olanlarda Nurhan Hocam'ın anlattığı amortisman yöntemlerini, işte faydalı ömrü kullanıyorsunuz. Burada tabii itfa deniyor maddi olmayan duran varlık olduğu için. Burada çok önemli bir şey, Volkan Hocam'ın da söylediği, kalıntı değer önemli dedi. Maddi olmayan duran varlıkta kalıntı değer daha da önemli. Çünkü maddi olmayan duran varlıkla ilgili bölümde diyor ki kalıntı değerin dikkate alınabilmesi için bunun ya bir piyasasının olması gerekiyor diyor, ya gelecekte bir piyasasının muhtemel olması gerekiyor diyor, ya da birinin bunu satın almayı taahhüt etmesi gerekiyor diyor belirli bir bedelden. Bunlar yoksa kalıntı değeri olmuyor maddi olmayan duran varlığın. Tamset'te de aynı şekilde. Yararlı ömrü belirsiz olanlarda da Tamset'te, onu da aslında Atilla Hocam söyledi. Tamset'te de bu ayrım var dediğim gibi. Yararlı ömrü belirsizse Tamset'te amortisman ayırmıyorsunuz. Her yıl varlıklarda değer düşüklüğü var mı yok mu ona bakıyorsunuz. Ama Bobby'de yararlı ömrü belirsizse en az 5 yıl, en çok da 10 yıl arasında kendi belirleyeceğiniz bir sürede bu maddi olmayan duran varlığı itfa ediyorsunuz. Her yılda sınıflandırmayı gözden geçirmeniz gerekiyor. Ve amortisman ayırdığınız için de Tamset'teki gibi varlıklarda değer düşüklüğü hesaplamasını her sene yapmanıza gerek yok Bobby'de. Çünkü zaten amortisman ayırıyorsunuz. Mesela burada yine Volkswagen'ın biraz önce söylediğim araştırma geliştirme ile ilgili açıklamalarının devamı var. Bakın bunlar mesela üretimin başlamasından sonra geliştirilen modellerin ve parçaların 2 ile 10 yıl arasında değişen tahmini kullanım süresi boyunca doğrusal yönteme göre amortisman ayırıyor. Burada çok güzel bir ayrım var. Araştırmayı zaten gider yazdı. Geliştirmede belirli kriterleri sağlamayanları zaten gider yazdı. Geliştirmeyi de ikiye ayırıyor. Diyor ki geliştirme safhasında bulunan ürünlerle ilgili aktifleştirilen geliştirme maliyetleri. Yani ben 7 tane şartı sağladım diyor ama ürün daha tam ortaya çıkmadı ve ben de ticari olarak o ürünü daha kullanmıyorum diyor. Bunlar için amortisman ayırmıyor. Bunların ömrü sınırlı, belirli değil diye düşünüyor. O yüzden amortisman ayırmıyor. Bobby'yi kullansaydı 5 ile 10 yıl arasında amortisman ayırmak zorunda kalacaktı. Öbür tarafta da hali hazırda kullanılan ürünlerle ilgili aktifleştirilen geliştirme maliyetleri diyor. Bu da bir ürünü geliştirmiş, o ürün artık ya da araç modelini ya da o aracın içinde kullandığı bir parçayı geliştirmiş, artık kullanıyor. Bununla ilgili geliştirme maliyetlerini de bu araç kullanılmaya başladıktan sonra ya da o parça kullanılmaya başladıktan sonra o parça ya da araç ne kadar kullanılacaksa ona göre amortisman ayırmaya başlıyor. Mesela böyle bir şey kullanmış Volkswagen yöntem. Finansal tablo dışı bırakmada da aslında yine buradan da baktığınız zaman Nurhan Hoca'nın söylediği gibi elden çıkardığınız zaman, yani ekonomik yarar artık beklemiyorsanız bu amortismanı, yani itfa payı sıfırlanmış olabilir ya da satış yoluyla elinizden çıkartabilirsiniz. O zaman da finansal tablo dışı bırakıp dönemin kar ya da zararına atıyorsunuz. Çok teşekkürler hocam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah zamanında bitirmişimdir. Tam zamandaysınız.
Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim Mert Hocam. Tam zamanında bitirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Son konuşmacımız Muharrem Karataş. Meslektaşımız SMM, bağımsız denetçi. Kiralamalar konusunu sizlere aktaracak ama kiralamalar konusunda Mert Bey'den daha önce biz başka bir şey rica ettik. Biliyorsunuz TFRS 16 yayınlandı. Yürürlüğe girecek. Daha henüz girmedi. Bununla ilgili de kafa karışıklıkları var. Kendisi de büyük bir denetim firmasında olduğu için. Hem Bobby FRS'de kiralamalar nasıl biraz bahsederse ki çok da karışık değil Bobby FRS'de. Yani basit, daha basit. Ama biraz TFRS 16'dan bahsederse kiralamayla ilgili diye Mert Muharrem'le biz daha önce Nurhan Hocam'da konuştuk. Ve sağ olsun bize onlarla ilgili de bir takım örnekler getirdi. Buyurun Muharrem Bey, kürsü size. Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim bölümüm Volkan hocamın da bahsettiği gibi aslında biraz özellik arz ediyor. Bobby FRS kendisi yeni bir düzenleme olmasına rağmen aslında tam sette ve vergi usul kanunundaki uygulamalarımıza benzer bir uygulamayı benimsemiş durumda. Aslında kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde Bobby FRS ile birlikte hayatımıza çok fazla yeni bir uygulama gelmeyecek. Zaten Kamu Gözetimi Kurumu da kendi sitesinde yayınlamış olduğu karşılaştırma tablolarında genel uygulamanın TMS 17 ile benzer olduğunu duyurmuş durumda. Şimdi ben öncelikle Bobby FRS ve TMS 17'nin finansal kiralama işlemlerini, sınıflandırma ölçütlerini bir karşılaştıracağım. Uygulamada temel farklılık aslında ölçütlerin belirtilmesinde netlik getirilen bazı hususlar var. Orada karşımıza çıkıyor. Sonra 1/1/2019'dan itibaren yürürlüğe girecek TFRS 16 kiralamalar standardının genel yaklaşımından bahsedeceğim. Ardından yeni standardın yeni kiralama tanımı, yeni standarda göre kiralama sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi, ilk uygulama tarihindeki bazı kolaylaştırıcı geçiş opsiyonları, artık kiracıyla kiraya verenin muhasebesi simetrik olmayacağından, karşılıklı olmayacağından da aslında konsolidasyonda da biraz sıkıntılı bazı durumlardan bahsetmek istiyorum. Belki Kamu Gözetimi Kurumu da ileride yapacağı değişikliklerle gelen talepler doğrultusunda Bobby FRS'yi de kiralamalar bölümünü de TFRS 16'ya yakınsaması gündemine alma ihtimali olabilir. Tabii gelecek talepler bunu desteklerse. Şimdi Bobby FRS'de de TMS 17 gibi kiracıların kiralama işlemlerini ilk muhasebeleştirmede finansal kiralama veya faaliyet kiralaması, Bobby FRS'de buna geleneksel kiralama deniyor. Aslında uygulamada biz ikisini de kullanmıyoruz. Operasyonel kiralamalar olarak şirketler bünyelerinde günlük faaliyetlerinde kullanacakları kısa süreli operasyonel yüklerini hafifletmek adına kiraladıkları varlıklarla ilgili kiralama işlemini operasyonel kiralama olarak sınıflandırıyoruz. Şimdi aslında TMS 17 genel ilkeleri belirtmişti. Mülkiyetin kiralama süresi sonunda veya daha önce devri söz konusuysa bu kiralama finansal kiralama olur diyordu. Bobby FRS'de yine benzer bir yaklaşım var ama kiralama süresi sonunda diye net bir açıklamaya yer vermiş. Yine TMS 17'de kira süresinin varlığın ekonomik ömrünün büyük bir kısmını kapsaması, TMS'de burada aslında yargıya dayalı bir izin alanı vermiş. Ömrünün büyük bir kısmını biz kendimiz yargıya dayalı olarak değerlendiriyorduk. Bobby FRS burada tereddüt yaşanmaması adına %80'inden fazlası diye net bir şekilde belirtmiş. Yine varlığın gerçeğe uygun değerinin önemli ölçüde düşük bir bedelle satın alma hakkı verilmesi kiralama süresi sonunda. Bu da yine bize finansal kiralama tanımına götürüyordu. Bobby FRS'de yine burası için gerçeğe uygun değerinden daha düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması diye ifade edilmiş. Yine kira ödemelerinin bugünkü değerinin varlığın en az gerçeğe uygun değerine eşit olması durumunda da yine bu kiralamayı biz finansal kiralama olarak tanımlıyorduk. Bobby FRS'de yine tereddütü gidermek üzere gerçeğe uygun değerinin %90'ından daha fazlası diye açıkça belirtmiş. Aslında bu belirlemelerde vergi usul kanunundaki belirlemelere
benzer belirlemeler %80 ve %90. Yine piyasa fiyatının çok daha altında bir kira bedeliyle bir dönem daha kiralamayı sürdürme hakkının bulunması diyor TMS 17'de. BOBİ FRS'de ise daha altında bir kira bedeliyle belirli bir süre daha kiralama hakkı diye belirtilmiş durumda. Aslında ifadelerin ayrıntısında ince nüanslarda farklılıklar görebiliyoruz ama genel yaklaşım yine benzer diyoruz BOBİ FRS ve TMS 17. Kiracılar ise hem faaliyet kiralamaları açısından ise hem kiracılar hem de kiraya verenler doğrusal yöntemle kiralamaları gelir ve gider yazıyorlar. Bu BOBİ FRS'de de TMS 17'de de yasalda da zaten tahakkuk esası gereği gelir ve giderlerin ilgili olduğu dönemde muhasebeleştirilmesine izin veriyor. Peki TFRS 16 kiralamalar standardıyla birlikte ne değişecek dediğimizde bir önceki Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı 2008 yılında şöyle bir söz söylemiş. Ölmeden önce en büyük arzularımdan biri bindiğim havayolu şirketi uçağının o şirketin bilançosunda gözükmesi demiş. Çünkü havayolu şirketleri büyük bir kısmını uçaklarının operasyonel kiralamayla, faaliyet kiralamalarıyla aldıkları için bu kiralamış oldukları uçaklar onların bilançolarında herhangi bir varlık veya yükümlülük olarak yer almıyor. 2016'daki başkan ise yeni standartla birlikte şu açıklamayı yapmış. Demiş ki, borsada işlem gören şirketlerin 3.3 trilyon dolarlık tutarındaki kira taahhütlerinden yaklaşık %85'i şirketlerin bilançolarında gözükmemekte. Yani bu standart aslında 3 trilyon dolarlık bir standart olarak karşımıza çıkıyor. Firmalar bu standardı uyguladığında artık kira sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerini ve bunların karşılığında kullanım hakkı varlıklarını bilançolarına almaları gerekecek. Şimdi TFRS 16'nın en büyük yeniliği kiracılar açısından kiralama işlemi başlangıcında sınıflandırma testi yapılmaması. Herhangi bir kiralama yaptığında kiracı açısından faaliyet kiralaması veya finansal kiralama sınıflandırılması yapılmasına gerek bulunmuyor. Ama BOBİ FRS ve TMS 17'deki uygulama ise kiracıların kiralama başlangıcında bu kiralama işleminin faaliyet kiralaması mı, finansal kiralama olması mı gerektiğini değerlendirmesi gerekiyor. Yine TFRS 16'da hizmet satın almalar varsa, işte çalışanlarınızın işe geliş gidişleriyle ilgili servis kiralaması, temizlik hizmeti, güvenlik hizmeti vesaire. Yine bunlar kiralama tanımına girmiyor. Hizmet satın alma olarak ilgili dönemde gider olarak muhasebeleştirmemiz gerekiyor. Şirketlere bu yaklaşımın ne etkisi olacak dediğimizde şirketlerin bilançolarına kullanım hakkı kiralamalardan dolayı kullanım hakkı varlıkları gelecek. Karşılığında da sözleşmelerinden kaynaklanan ödemekle yükümlü oldukları tutarların bugünkü değeri kadar bir yükümlülük gelmiş olacak. Yine en büyük yenilik aslında gelir tablosunda karşımıza çıkıyor. Kar veya zarar tablosunda. Burada işletmeler daha önceden kiralama işlemlerini, operasyonel kiralamalarını doğrudan faaliyet giderleri arasında sınıflandırıyorlardı. Artık işletmeler bunları ise faiz ve amortisman gideri olarak sınıflandırmak durumunda kalacaklar. Bu durumda da şirketlerin faiz ve vergi öncesi kar dediğimiz rakamları da olumlu etkilenmiş olacak. Yani önceden bir havayolu şirketi uçaklarını finansal kiralamayla aldığında diğer işletme ise faaliyet kiralamasıyla bunların kullanım hakkını elde ettiğinde gelir tablolarına baktığımızda bir şirketin tablosunda amortisman ve faiz gideri olarak görüyorduk. Faaliyet kiralamasıyla yapan da ise normal faaliyet gideri olarak görüyorduk. Artık bu iki işletme açısından bu kiralama sınıflandırması ayrımı ortadan kalktığından aynı şekilde yani finansal kiralamaya çok benzer şekilde muhasebe yapılması gündeme gelecek. Kiraya verenler açısından hayat değişmiyor. Finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımını yaparak buna göre muhasebelerini TMS 17'ye göre yapmaya devam edecekler. Kiracı açısından ise muhasebeleştirme önemli ölçüde değişiyor.
kullanım hakkı varlığı olarak bilançoya alıyoruz. Karşılığında da bir yükümlülük yazıyoruz. Şimdi şirketler önceki faaliyet kiralamalarında bu kırmızı çizgiyle gördüğünüz üzere doğrusal yöntemle gider yazıyorlardı kiralamalarını. Yani her yıl için o döneme isabet eden kira giderini doğrusal yöntemle gider yazıyorlardı. Ama artık finansal kiralama muhasebesine yakınsadığı için ilk yıllarda daha yüksek gider, izleyen yıllarda itfa edilmiş maliyet tablosundan, kredi ödeme tablosundan gelen yaklaşımdan dolayı faiz gideri ödemeleri azalacağı için ayrıştırma, son dönemlerde yazılan gider azalmış oluyor. Altta açık mavi olarak gözüken kısım ise kullanım hakkının amortisman değeri. Burada yine TFRS 16 genel olarak doğrusal yöntemle amortisman ayrılmasının uygun olacağını, yani kullanım hakkı varlıklarının kira süresi boyunca doğrusal yöntemle amortismana tabi tutarak giderleştirileceğini söylüyor. Şimdi yeni kiralama tanımına baktığımızda kiracılar açısından artık risk ve faydanın, risk ve getirinin devrine odaklanma yok. Kontrolün devrine odaklanma var. Varlığın kullanım hakkının karşı tarafa kontrolünün devri aslında bize kiralama işleminin olduğunu gösteriyor. Şimdi kiralama tanımını elimize herhangi bir sözleşmeyi aldığımızda, incelediğimizde bunun kiralama tanımına girip girmediğini değerlendirirken öncelikle sözleşmede tanımlanmış olan bir varlık var mı? Yani hangi varlığın kullanım hakkı devredilecek? Sonrasında bu varlığın kullanım hakkının karşı tarafa tamamıyla devredilmesi gerekiyor. Yani belirli bir kısmi olarak değil, tamamına yakınını ne yapması gerekecek? Kullanım hakkının kontrolünün devrede gerekecek. Bu durumda biz sözleşmeyi kiralama olarak tanımlayacağız. Şimdi genel olarak kiralama sözleşmelerini sınıflandırmak basit ama sözleşmeleri incelediğimizde gerçekten çok komplike sözleşmelerle de karşılaşıyoruz. Özellikle havalimanındaki yapılan kiralamalar, AVM'lerde yapılan kiralamalar oldukça karmaşık yapıda. Yine ofis kiraladığınızda ortak alan kiralamalarıyla otopark kiralamaları veya yemekhane kısımlarının kiralamalarında yapıldığını görüyoruz. Yani her kiralama sözleşmesi çok basit şekilde kurgulanmış değil. Bazı kiralama sözleşmeleri çok komplike şekilde de kurgulanabiliyor. Eğer ortak kullanım alanları belirlenmişse, ortak kullanım alanlarından büyük bir kısmının kullanım hakkı bize devredilmişse, biz yine bunu kiralama olarak tanımlayabiliyoruz. Yani havalimanında Türk Hava Yolları kontarların dış hatlara gittiğimizde baktığımızda tüm hava yolları aslında oradaki kontar kiralamalarını yapıyor. Ama baktığımızda Türkiye'de Atatürk Havalimanı'nda en büyük kiralama kısmı Türk Hava Yolları'na ait. Diğer hava yolları ise uçuş sayılarına göre küçük kısımları kiralıyorlar. Bu anlamda onlar IFRS 16'ya tabi olmayacak. Türk Hava Yolları ise bu kontar kiralamalarından büyük kısmı kiraladığı için kapsama alması gerekecek. Peki muhasebe nasıl olacak dediğimizde, bilançoya varlıklar gelecek dedik, karşılığında yükümlülükler, kar zarar tablosunda amortisman ve faiz giderini göreceğiz. Yine önemli bir değişiklik nakit akış tablosunda karşımıza çıkacak. Daha önceden işletme faaliyetlerinden giderler olarak, nakit çıkışları olarak sınıfladığımız kira ödemelerini artık finansman faaliyetlerinden nakit akışları olarak tıpkı finansal kiralamalardaki gibi sınıflandıracağız. Yükümlülüğü ana para borç olarak, faiz olarak ayrıştırdığımızda faiz giderinde işletmenin belirlediği politikaya göre finansman veya işletme faaliyeti olarak sınıflandırmak mümkün olacak. Nasıl muhasebeleştirilecek dediğimizde 5 yıl yıllık 1 milyon para biriminde kira ödemesi yapılacak bir işlemin iskonto oranı %7 olduğunda örnek olarak 5 tane kira ödemesinin bugünkü değeri 4 milyon 100 bin liraymış. Bunun karşılığında da işletme 4 milyon 100 bin liralık kira yükümlülüğü yazacak. Varlığı 4 milyon 100 bin lirayı doğrusal yöntemde 5 yılda amortismana tabi tutacak. Kiralama yükümlülüğünü ise faiz ve ana para olarak ayrıştıracak.
Bak gördüğünüz gibi ilk yıl 1 milyon kira ödemesi yapmama rağmen 1 milyon 107 bin liralık bir gider yazma gündeme söz konusu olacak. Şimdi bu standardın muafiyetlerine neler olduğunu belirtirsek, iki tane önemli muafiyet var. Kısa dönemli kira sözleşmeleri, 12 aydan kısa süreli olan kiralamalar bu standardın uygulaması anlamında muafiyete tabi. İşletmeler isteğe bağlı olarak bu muafiyetten yararlanabiliyorlar. Bu kısa dönemli kira sözleşmelerinden yararlanmak istiyorsa ilgili varlık sınıfındaki bütün kiralamalardan 12 aydan kısa olanları bu muafiyeti uygulaması gerekiyor. Yine standardın önemli bir muafiyeti düşük değerli kira sözleşmeleri. Burada karıştırılan husus genelde kira ödemelerinin düşük olması. Aslında standardın yaklaşımı kiralanan varlığın satın alma değerinin düşük olması. Yani yapmış olduğunuz kiralama konu varlığın değeri 5000 doların altındaysa karar gerekçelerinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu genel olarak 5000 doları ifade etmiş. Bu durumda bu kiralamaları muafiyete söz konusu edebiliyoruz. İşletmeler istisnayı uyguladığında bu muafiyete tabi kiralamalarla ilgili olarak yapmış olduğu kiraları yine dönemlere göre, tahakkuk esasına göre doğrusal yöntemle gider yazmaları gerekecek. Şimdi standardın uygulamasında karşılaşılan en tereddüt hususlar aslında bu kısımda karşımıza çıkıyor. Çünkü standardın uygulamasının başlangıç noktası burası. Öncelikli olarak bir işletmenin kiralama sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğünü ölçmesi gerekiyor. Burada da 3 tane temel girdimiz var. Kira süresi, kira ödemesi ve iskonto oranı. Kira süresine baktığımızda sözleşmede ilk olarak dikkate almamız gereken iptal edilemeyen dönem. Sonra sözleşmenin yenileme opsiyonları varsa işletmenin o yenileme opsiyonları kullanıp kullanmayacağını yine karar vererek bu süreyi de kira süresine eklemesi gerekiyor. Ya da kiralama sözleşmesinde yer alan fesih hükümleri. İşletmenin kirayı feshetmesi durumunda katlanacağı ceza yükümlülükleri de dikkate alarak bu sözleşmenin kira süresini belirlemiş oluyoruz. Kira ödemeleri nelerden oluşacak dediğimizde aslında işletmenin sözleşme kapsamında ödemekten imtina edemeyeceği tutarları dikkate almamız gerekiyor. Son dönemdeki kira sözleşmelerinde sabit artı ciroya veya kullanıma bağlı kısımları görüyoruz. Bu değişken kira ödemelerini dikkate almıyoruz. Yani ciro veya kullanıma bağlı olan şirket taşıt kiraladı. Bir kiralama kilometre sınırı var yıllık belirli bir miktarda. Bu sınırı aştığında ilave kira ödeyecek olursa ben yapmış olduğum uygulamada bunu gerçekleştiği anda gider yazacağım. Benim için önem arz eden aylık sabit olan kira ödemeleri olacak. Karşılığında yazacağım kullanım hakkı varlığı nelerden oluşur dediğimde öncelikle kira yükümlülüğünden oluşacak. Kullanım hakkı varlığının ilk unsuru kiralama yükümlülüğü. Kiralamayla ilgili başlangıçta katlanmam gereken maliyetler varsa, örneğin sözleşme damga vergisi, noter masrafı veya tapuya karşı taraf şerh koydurduysa satmasını engelleyici kira süresi boyunca veya emlakçıya ödemiş olduğu komisyonlar varsa yine bunları kullanım hakkı varlığının değerine ilk başta ekleyecek. Yine işletme peşin ödemiş olduğu kira ödemeleri varsa bunun karşılığında yine kullanım hakkı varlığına ekleyecek. Yine işletme yapmış olduğu kiralamada çıktığı zaman burayı eski haline getirmeyle ilgili yükümlülükleri varsa yine bunu TMS 37 kapsamında karşılık olarak yazması gerekecek. Bunun değerini de varlığa ekleyecek. Kiralamayla ilgili almış olduğu kira teşvikleri varsa kiraya verenler tarafından uygulanan işte belirli süre kira almama veya indirimli kira gibi durumlar varsa da bunu indirim olarak dikkate alması gerekiyor. Varlık tarafını kira yükümlülüğü tarafını her yıl itfaiye edilmiş maliyetiyle bugünkü değerinden ölçecek.
Varlık tarafını ise ilgili varlık sınıfına uyguladığı yönteme göre maliyet veya yeniden değerleme modeline göre izlemesi gerekecek. Şimdi temel geçiş opsiyonunda karşılaşılacak hususlar nedir dediğimizde aslında ilk yıl yani 2019 yılında işletmeler bu standardın uygulamasında birçok tereddütlü hususla karşılaşacaklar. Ama standardın da bayağı bir kolaylaştırıcı hükümleri söz konusu. Şimdi temel olarak iki tane geçiş opsiyon yöntemi var. Birincisi bu standardı geçmişten beri uyguluyormuş gibi hareket etmek. Diğeri ise 1/1/2019'dan itibaren bir anda açık olan tüm kira sözleşmelerini uygulayarak geçmek. Türkiye'de şirketlere baktığımızda büyük bir kısmı ikinci sıradaki geçiş opsiyonunu kullanacaklar. Ama ilk olan tam geriye dönük yöntemi de halka açık şirketlerden bilançoları yüksek düzeyde etkilenecek olan telekomünikasyon ve havayolu şirketleri ise erken uygulamayı tercih ettiler. Şimdi ikinci yönteme baktığımızda 1/1/2019'da daha önceden imzalanmış olan şu anda açık olan devam eden kiralamalara uygulamak suretiyle standardın uygulamasını 1 Ocak 2019'dan itibaren yapabilirler dedik. Şimdi yapmış olduğu kiralamaları o anda kalan sürelerini dikkate alarak hesaplaması gerekecek. İşletme 10 yıllık bir kira sözleşmesi yapmış olabilir 2015'te. Biz 1/1/2019'da geçen 4 seneyi dikkate almıyoruz. 1/1/2019'da geriye 6 sene kalmış şekilde kira ödemelerine dikkate alarak uygulamamızı yapıyoruz. Yine uygulama ilk geçiş tarihinde benzer kiralamalar için tek bir iskonto oranında kullanabileceğini standart söylüyor. Yani gayrimenkul kiralamaları ile ilgili belki binlerce gayrimenkul kiralaması var, dükkan kiralaması var. Tek bir iskonto oranıyla bunları dikkate alabilecek veya taşıt kiralamaları için yine bir iskonto oranını dikkate alacak. Yine 1/1/2019'da baktığında kira süresinin tamamlanmasına 12 aydan az bir süre kaldıysa 12 ay süreli muafiyetten de geçiş döneminde yararlanacak. Yani sözleşmenin dolmasına 12 aydan az bir süre kaldıysa 1 Ocak 2019'da bu muafiyetten de yararlanması gerekli. Yine geçmişte başlangıç doğrudan maliyetlerini gider olarak yazmış olabilir işletme. Ödemiş olduğu damga vergisini doğrudan gider veya emlakçıya ödemiş olduğu komisyonu geçmişte gider olarak yazmış olabilir. Standart geçmişe dönüp o tarihteki uygulamanı istersen düzeltme, yapmış olduğun o muhasebeyi ben kabul ediyorum. Açık olan sözleşme ile ilgili sözleşme başlangıcına dönerek bu başlangıç doğrudan maliyetlerini de tekrar hesaplayarak muhasebeleştirmene gerek yok diye bize bir kolaylaştırıcı hüküm sunmuş durumda. Şimdi konsolidasyona etkisi nasıl olacak dediğimizde TMS 17'de ve bunu Bobi FRS de olarak düşünebiliriz. İşletmeler grup içi kiralamaları varsa bir taraf kira geliri yazıyordu, diğer taraf kira gideri yazıyordu. Biz de konsolidasyon işleminde karşılıklı olarak eliminasyon yapılmasını sağlıyorduk. Şimdi TFRS 16'ya geldiğimizde kiraya veren yine aslında aynı şekilde bir muhasebe yazacak. Kira geliri olarak muhasebeleştirmesini yapacak. Fakat kiracı yani varlığın kullanım hakkını elde eden tarafın muhasebesi büyük ölçüde değişeceği için kullanım hakkı varlığı, kira yükümlülüğü, amortisman ve faiz gideri yazacak. Bu tür durumda aslında eliminasyon işlemi otomatikman gerçekleşmemiş olacak. Aslında tavsiyemiz belki de grup içi paket raporlamalarında TMS 17'deki veya Bobi FRS'deki faaliyet kiralamaları muhasebesine göre uygulama yapmaları mümkün olabilir. Veya bu işlem hiç gerçekleşmemiş gibi. Tutarlar karşılıklı elemine olmayacağı için işletme grup içi kiralamayı yapmamış gibi normal kayıt iptali gibi veya tutar geri çekme şeklinde de muhasebe yapılması mümkün olabilecek. Evet, benim de söyleyeceklerim bu kadar Volkan Hocam. İnşallah süremi geçmemişimdir. Çok teşekkür ederim Muharrem Bey. Çok çok sağ olun. Bütün konuşmacılarımıza sürelerine riayet ettikleri için baştan çok teşekkür ediyoruz. Bir iki tane soru alabiliriz herhalde. Yani güzel kullandık vakti.
alalım bence, soru alalım. Evet, sorusu olan meslektaşlarımız varsa, nasıl, mikrofon mu biliyoruz? Üç konuşmacımızda da isimlerini bildirerek soru sorabilirler. Katkıda bulunabilirler, korsan tebliğ olmamak üzere. Ufacık katkılar olabilir. Çok güzel anlatmışsınız. Soru yok hocam. O zaman bizim sorumuz olacak. Şimdi sınav yapacağız şimdi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bütün konuşmacılarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli hocalarımıza ve Sayın Muharrem Karataş'a teşekkür ediyor. Kendilerine teşekkür belgesini sunmak üzere MÖDAV Başkanı Beyhan Marşap'ı kürsüye davet ediyoruz. Dakika çay kahve arasından sonra sizleri 4.30'da dördüncü oturuma bekliyoruz.